Merhabalar evlatlar. TYT denemesi parçalayacağız. Haydi başlayalım. Anyonlar ve katyonlar verilmiş. Bileşikler için yanlıştır diye soruluyor. Bir numaralı bileşiğimiz sodyum ile hidroksit arasında oluşacak. Sodyum hidroksit olacak. Yaygın adı sut kostik, doğrudur. İki numaralı bileşiğimiz sodyumla karbonat arasında sodyumdan iki tane, karbonattan bir tane alacağız. Sodyum karbonat çamaşır sodası olarak bilinmekte, o da doğrudur. 3 numaralı bileşiğe baktığımız zaman kalsiyum artı 2 olduğu için 1 adet, hidroksitten ise nötrlemek için 2 adet aldık. Sönmüş kireç yani kalsiyum hidroksit, o da doğrudur. Kalsiyum artı 2 ile karbonatın birleşimi kalsiyum karbonat olacak evlatlar. O da kireç taşı, o da doğrudur. Oluşan bileşikler moleküler yapılı diyor. Burada bir duracağız, düşüneceğiz. Moleküler yapılı olabilmesi için ametal, ametal kovalent bağ olmalı ki burada ne var? Anyon ve katyon var evlatlar. Hal böyle olunca iyonik bağlı bileşiklerde moleküler yapılı kelimesini ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. İki numaralı sorumuzla devam ediyoruz evlatlar. Öğretmenimiz bir etkinlik yapmış, bir numaralı bölmeye atom numarasını yazacakmış. İki numaralı bölmeye, bir numaralı bölmeye atom numarası P diyelim. P yazacağız. İki numaralı bölmeye üste nötronumuzu yazacağız. Şöyle not alalım. Üçüncü bölmeye ise sarı bölmelere elektron sayımızı yazacağız. Ve kütle numaraları verilmiş zaten. Şurada bir notumuz var. Elektron sayılarının ne olduğu söyleniyor. Eşit olduğu söyleniyor. Argon nötr, protonu 18 ise elektronu da 18. Yani diğer taneciklerin de elektron sayısı ne olacaktır? 18 olacaktır evlatlar. Devam edelim. Fosforumuzun kütle numarası kaç? 31. Elektron sayısı kaç? 18. Eksi 3 yüklü hali 18 ise demek ki proton sayısı kaç bu adamın? 15 diyeceğiz. Kütle numarası 15 ile nötronun toplamını vereceği için nötron sayısına 16 diyeceğiz. Yine aynı şekilde 18 ile N'nin toplamı 36'yı verecek, 18 diyeceğiz. Yine burada kalsiyumda 20 ile atom numarası 20 olacak. Toplam 40 yapsın. 18 elektronu varsa buradaki N'yi de ne olarak? Artı 2 olarak değerlendireceğiz. Fosfor için diyor ki ikinci bölmeye 16 yazılmalıdır. Doğrudur. Ar atomunun üçüncü bölmesine 18 yazılmalıdır. Yazdık. Doğrudur. Azot N-2'dir diyor. Bu zaten mümkün değil. Neden? Hiçbir bilgiyi bilmesek bile kalsiyum bir metal evlatlar, N ile yüklenebilir? Artı 2 ile yüklenebilir. 20 yazılmalıdır atom numarasını bulduk. 15 yazılmalıdır. Onu da bulduk. Devam ediyoruz 3. sorumuzda. Bu elementlerin ve elementlerden oluşan bileşikler için doğrudur vermiş. Azot ile klor arasında polar kovalent, sodyum ile klor arasında iyonik bağ. Bunlar ney canlar? Ametal artı ametal. Sodyum ney? Metal. Klor ney? Ametal. Buradan ikisinin birleşimi iyonik bağ, kovalent bağ. Tamam. Amonyum triklorür polar, bor triklorür apolar. Neden? Şimdi azotun son katmanına baktığımız zaman kaç elektron var? 5. Lewis yapısını yazarsam şöyle bir yapı yazacağım. Dolayısıyla merkez atomunda ortaklanmamış elektron çiftinden dolayı molekülüm polar olacak. Bor triklorürde borun son katmanına baktığım zaman 3 elektron var. 3 bağ yaptırdığımda merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti olmadığından molekül apolar. Bileşikteki sodyum elementi elektron verme ki metal olduğundan beklenilen karakter. Klor ise elektron alma eğilimindedir. 7A grubu elektronegatiflik periyodik tabloda en yüksek. Elektron ilgisi en yüksek. Hatta bu grupta elektron ilgisi max olan element canlar kimdir? Klordur. Tabii ki klor elektron alma eğiliminde olacaktır. Cevabım E seçeneği olacak. Evet, günlük hayatta bazı kimyasallar verilmiş. Limon suyu tadı ekşi, asidik. Sirkemiz ne? Asidik.
Kireçli su, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç diyebiliriz. Ne? Baz. Sabunlu su yine nedir? Bazdır. 1 ile 3 pH değerli 7'den küçük asit olduğu için doğrudur. 2 ile 4 kırmızıyı maviye çevirir baz olduğu için doğrudur. 3 ile 4 karıştırılırsa nötralleşme 3'üm asit 4'üm baz nötralleşme eyvallah. İkinci çözelti ortamda bulunan hidrojen iyonu OH iyonu sayısından fazladır. Tabii ki asit olduğu için bu da nedir? Doğrudur. 2 numaralı çözeltini demir ile hidrojen gazı açığa çıkarır. 2 numaralı ne? Kuvvetli baz canlar. Burada bir problem yok. Ancak kuvvetli bazlar demir gibi aktif metallerle değil, benim sana aldığım pabucu çarık mı zannettin şeklinde kodladığımız, ampoter diye nitelendirdiğimiz, tabii ki aynı zamanda aktif metal ama ampoter metallerle reaksiyona giriyor ve hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Cevabım E seçeneği. Beşinci sorumuzda kaynama noktası buhar basıncı ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu açıklamalardan çıkarım yapmamız isteniyor bize. Okuyalım sonra bakalım. Kaynama noktası dış basınçta artar. Şimdi dış basınca baktığımız zaman birinci bilgi İstanbul deniz kenarı P0 kaçtır? 1 atm. Erzurum yükseltisi fazla. Doğu Anadolu bölgemizde nedir diyeceğiz? P0 1 atm'den nedir? Düşüktür. Dolayısıyla basınç azalmış, kaynama noktası da azalmış ki 1 büyüktür 2 olmuş. Yani doğru orantılı, yani kaynama noktası dış basınç arttıkça artar, bu çıkarım yapılabilir. Moleküller arasındaki çekim kuvveti arttıkça o zaman farklı sıvıları karşılaştırmamız lazım. Alttaki bilgiye bakalım. Ne diyor? Kaynama noktası artarken buhar basıncı azalır. Saf su, etil alkol. Biz biliyoruz ki hep etil alkol sudan daha nedir? Uçucudur. Uçucu olan sıvının buhar basıncı 2 büyüktür 1 verilmiş. Uçucu olmayan suyun ise kaynama noktası büyüktür 1 2 verilmiş. Yani alttaki bilgiden 2 numaralı öncülü de çıkarabiliyoruz. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı. Şimdi geliyorum saf su. Yine saf su. 25 derecede kaç derecede? 30 derecede. Sıcaklık artmış. Buhar basıncı da artmış. Bu çıkarımı da 2 numaralı bilgiden çıkardık. Yani cevabımızın hepsi doğrudur. Etil alkolün daha uçucu olduğu soru kökünde de verilmiş evlatlar. Evet, karışım türü diğerlerinden farklıdır diyor canlar. Kolonya bildiğimiz üzere alkol ile suyun homojen karışımı. Hatta bunlar arasında ne bağı var? Hidrojen bağı var. Çok güzel karışıyorlar diyebiliriz. Kan kolloide örnektir. Kolloid heterojen karışım. Türk kahvesi süspansiyonu örnektir. Yani katı sıvı heterojen karışım. Salata basit karışım örnektir. Nedir? Katı katı. Sütümüzde emisyon diyebiliriz. Yağ ve su yine heterojen karışım. Yani diğerlerinden farklı olan kolonya homojen karışım. Ve son sorumuz kimyasal hesaplamalarla ilgili. Tepkimeyi vermiş bize doğrudur soruyor. Önce denkleştirelim. 3 karbonum var, 3 karbondioksit. 8 hidrojenim var, 4 tane su. 3, 2, 6 oksijen burada. 4 de burada. 10 yaptı. Buraya 5 yazarım. Tamamdır. Tepkime propan gazı, hani AYT bilgisi ismi ama nedir? LPG'nin içerisinde bulunan propan gazı C3H8'in oksijenle tepkimesi yanma tepkimesidir. Doğrudur. En küçük tam sayıyla denkleştirirsem oksijenin kat sayısı 5'tir. O da doğrudur. Normal şartlar altında. Şimdi canlar, bu mübarek 3 tane karbondan 36, 8 daha kaç yapar? 44 gram yapar mol ağırlığı. 44 gramı reaksiyona girdiğinde 3 mol karbondioksit oluşuyorsa onun yarısı olan 22 gram tepkimeye girdiğinde 1,5 mol oluşmalı evlatlar. 1,5 mol de normal koşullarda 11,2 litre yapmaz. Ne yapar? 3/2 ile çarparsak 22,10'da 4'ü 33,6 litre olacak. Üçüncülü öncülümüz yanlış. Yine aynı mantıkla 44 gram C3H8'in karşılığı 4 mol suysa ki suyun mol ağırlığı 18, 4 ile çarptığımızda 72 gram gelecektir.
Ne soruyoruz biz? 22 gram yarısını aldığımızda 36 gram elde edilir ifadesi doğru olacak. Cevabım 1, 2, 4 olacaktır. Bizi izlemeye devam edin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Rast gelsin evlatlar.